Diş eksikliği önde görünen bir bölgede olsun, arkada olsun, büyük azı dişi olsun, küçük azı dişi olsun, alt çenede olsun, üst çenede olsun, bütün diş eksikliklerinin tamamında, tek diş eksikliklerinin tamamında kullanılabildiği gibi aynı zamanda yine bölgesi fark etmeksizin birden fazla dişin eksik olduğu durumlarda da implant destekli dişler yapabilmekteyiz. Hatta önceliğimiz bu şekilde tedavi planlamalarına yönelmek şeklinde. İki diş eksikliği, üç diş eksikliği, hiç dişi olmayan bireylerde de aynı şekilde bütün dişlerin tamamını taşısın diye orada tabii implant sayısını arttırıyor bu durum. Yani bir dişiniz eksik iken bir implant yapılması kafi iken işte hiç dişi olmayan bir çenede tamamen dişsizlik sorunu yaşayan daha ileri yaş ya da orta yaşta birisi için belki de genç birisi için de implant destekli bir protez yapmamız söz konusu. Bütün dişleri eksik olan da işte 32 tane diş yok. 32 tane mi implant yapılıyor? Hayır tabii ki. Bu değişik planlamalar yapılıyor bununla ilgili olarak. Orada hastanın bireysel durumu söz konusu. Hiç dişi olmayan bir bireyde yaklaşık 10 ila 16 tane arasında genel itibariyle bir planlama neticesinde implant sayısı yeterli oluyor.